Alkış efekti olmadan olmaz. Hoş geldiniz. Olmaz. Başlayamayız. Aynen öyle. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Süper. Bu hafta iki yayındı. Ben Sezer Salı günü yoktu. Ben idare ettim sahneyi. Evet. Buraları boş bırakmadık yani sonuçta mecramız. O yüzden de Perşembe günü tekrardan saat 9'da. Biraz 5 dakika gecikmişiz ama olsun. Saat 9'u 5 geçe yayındayız. Teknik arıza sebebiyle. Olur, arada olur biliyorsun. Yani genelde deep tech konuştuğumuz her yayında fundamental teknolojiler ne yazık ki fail ediyor. O yüzden bu vazgeçilmez bir durum. O yüzden de hemen lafı çok uzatmıyorum. Öncelikle bugün aramızda Sayın Çağrı Selçuklu var. Duct'ın kurucu ortağı kendisi. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Merhabalar, sağ olun. Teşekkür ederim davetiniz için. Ne demek, biz teşekkür ederiz. Ve topu Sezer'e atıyorum ve Sezer sorularına başlıyor. Ben aralarda giriş yapacağım hızlı hızlı. Tamam. Evet, hemen zaman kaybetmeden başlayalım. Çağrı Selçuklu kimdir sorusu ilk sorumuz olsun. Zaten sonra muhabbetimize devam edeceğiz. Tamamdır. Ben o kısmını kısa tutayım o zaman. Çünkü muhabbet edecek çok konu var. Çağrı Selçuklu kimdir? Çağrı bir otomotiv veteranı. Lisedeyken buna karar vermiş bir insan. Dolayısıyla üniversite hayatından itibaren de otomotive kendini verdi. Daha otomotiv ismi mobility'ye dönüşmeden önce. İtalya'da, Torino'da Vehbi Koç Vakfı bursuyla otomotiv tasarımından mezun oldum. Bu mezuniyetten hemen sonra da Fiat'ta başladım. Tofaş Fiat arasında gidip gelmeli bir 3 yılım, 4 yılım oldu. Fakat o noktadan şimdi vardığımız noktaya kadar yaklaşık bir 15-16 yıl otomotivde OEM'den Tier 1'a, Supplier'dan Startup'a her aşamasında bulundum. Ama bunların hepsinde de çok şanslıydım. Çünkü hep acaba bir sonraki proje ne yapmalıyız diye soruların olduğu grubun içerisindeydim. Olduğum yerlerde de. En son pozisyonum da aslında Duct'a geçmeden önce mobilite projeleri direktörlüğüydü. Dolayısıyla yine işte bir sonraki konu nedir, nereye yoğunlaşmalıyız, nasıl kendimizi ileriye taşırızdı. Dolayısıyla aslında bir 15-16 yılım hep bunlarla geçti. Hexagon var arasında. New York Taxi projesi mesela gene Türkiye'den çıkmış. Enteresan bizi ileriye taşıyan projelerden biriydi. Dolayısıyla dediğim gibi çok şanslıydım ama hep otomotiv içerisindeydim. Bunun öncesinde küçük bir kişisel özet vermek gerekirse Konyalıyım. Konya'dan çıkmış nadir otomobil tasarımcılarındanım ama onu da bıraktım. Konyalılar kusura bakmasın. Ama daha güzel şeyler yapıyoruz. Konyalılara buradan geçmiş olsun. Peki ama ben başlangıçta bir şey unuttum. O yüzden de hatırlatmak istiyorum. Bugün Dünya 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü diyoruz ve buradan Sezer'in ve Sezer gibi tüm girişimcilerin, kadın girişimcilerin Girişimciler Günü kutluyoruz diyorum. Bir alkış daha onlara gelsin diyorum. Evet, abi, teşekkür ederim. Yani ben hiçbir şekilde erkeklere dair bir gün yakalayamıyorum. Niye öyle? Abi, yani normal aslında artık günlerin yavaş yavaş o tarafa doğru kayması lazım. Çünkü gerçekten bir dengesizlik vardı şimdiye kadar. Denge sağlanıyor. O yüzden bu kadar göze batıyor galiba. Değil mi? Bak şu anda enerji analizi mesela yeni bir banner çalıştık. Hem YouTube tarafında hem LinkedIn tarafında. Mesela orada ufak bir eşitliğe dikkat ettik. Hakikaten 7 kadın 7 erkek görselleri ekledik. O yüzden biz bile orada eşit olduğumuzu düşünüyoruz açıkçası. Enerji sektörünü görüştüğümüz insanlarla. Bence dediğin gibi bu evet şu anda dengelenmeye başladı bence de sektör içerisinde. Ama birçok farklı konuda var tabii. İşte pandemi en çok işte erkek yöneticileri mi yoksa kadın yöneticileri mi ekledi? Nasıl ekledi gibi farklı şeylerde podcastlerde dinliyorum açıkçası ben. Farklı istatistikler var. Neyse o konu ayrı bir konu tabii ama bugün tüm aile linç yemeden buradan bence bu konudan. Buradan linç yemeden şimdi çeviriyorum topu. Diyoruz ki bugün konumuz tabii ki de mikro mobilite şarj istasyonlarını konuşacağız ama öncelikle tabii abi yani Duct ne yapar, ne zaman kurulmuştur, buradaki faaliyetleri nedir? Kısaca bir girişiminin de yaptığı işleri alalım ve tarihçesini alalım. Sonrasında zaten konumuz enerji depolama olacak, mikro mobilite olacak, o kaykayları konuşacağız, her şeyi konuşacağız sizinle. Tamamdır. Yalnız burada aslında 19 Kasım'a da bir güzel bir gönderme de olacak. Çünkü Duct bir Farklabs spin-off'u. Yani aslında kurumsal bir hayatta doğmuş ve sonrasında spin-off olmuş bir girişim. Farklabs'te biliyorsunuz Farplus'un yeni mobilite Ar-Ge merkezi. Fark Holding'in başında da Ahus Erter var. O da kadın girişimcilerin medarı iftarı diyebiliriz aslında Türkiye içerisinde. Dolayısıyla aslında bizim de
co-founderlarımız içerisinde görüp onu buradan kendimize bir şekilde 19 Kasım payı çıkarabiliriz diye umuyorum. Buradan selam gönderiyorum kendisine. Bu arada çok ben de Ahu Hanım'a selam söylemek istiyorum. Genel sektörden tanıştığımız ve tanıdığımız bir insan. Orada şunu, Webrazi'de bugün çıkan bir haberi vardı hatta. Yeni bir hızlandırma programına evet, başlıyor diye. Doğru. Aynen öyle. Bence çok güzel, hem mani güzel bir gün, güzel anlamı olan bir günde güzel bir haber çıkması da gerçekten kesinlikle çok çok zamanlı aslında gerçekten. Çünkü Far Plus grubu aslında zaten girişimcilik kasları güçlü bir grup. 50 yıllık bir Tier 1 şirketi aslında ama girişimcilik kasları çok güçlü bir grup. Biz de DAC'tı kuran kişiler olarak doğru zamanda doğru yerde doğru kişiler olduk. O yolun üstüne biraz daha taşlar ekledik, biraz daha yolu sağlamlaştırdık diyebilirim bu oluşturduğumuz hikayeyle. Şimdi bu BİK sayesinde de aslında bizi ve Far Plus'ın bu aslında refleksini kullanacak, yetenekli fikirlerine sahip, arkasında duracak insanları bekleyecek çok güzel bir fırsat yarattı BİK'le. Bu kişileri de aslında LinkedIn'den veya eğer bu yayın YouTube'daysa, YouTube'da Far Plus'ta kimse varsa orada bir link paylaşır mı acaba yorumlarda? Bunu dinleyenler oradan başvurularını yapabilirler mi diye de umuyorum. Güzel bir çağrı oldu. DAC'la devam edelim abi istersen. Aynen öyle. Şimdi en son 15-16'lı otomobil demiştik. En son pozisyondan bahsetmiştim. Burada başıma çok güzel bir şey geldi. Ben en son pozisyonda Fark Labs'te az önce bahsettiğim gibi mobilite projeleriyle uğraşıyordum. Güzel şey başıma gelen orada co-founderlarımla tanıştım ve buluştum. Bundan yaklaşık 2 yıl önce sanırım. 2018'in 1 Mayıs'ıydı ben Far Plus'ta başladığımda. Dolayısıyla aslında çok da uzun bir zaman geçmemiş şimdi baktığımda ama sanki 10 yıl geçmiş gibi içi dolu dolu geçti. Orada Gökşen Atalay ve Evren Yazıcı'yla tanıştım. Gökşen gene otomotiv geçmişi olan 15 yıl 16 yılını buna vermiş Renault geçmişi olan bir insan. Ben biraz project management tarafında ve business development tarafında güçlüyüm. Gökşen supply chain management, procurement tarafında güçlü. Ayrıca bir de Komodif diye duymuşsunuzdur bir startup var, Connected Car Platform. Onun da kurucularından. Dolayısıyla aslında güzel bir IoT background'u da var. Evren'de bizi genç tutan üçüncü co-founder'ımız. Onun sayesinde biz de genç kalıyoruz ama çok gerçekten ciddiye alınması gereken bir senior designer. Çünkü daha 5-6 yıl gibi bir kariyeri olmasına rağmen 9-10 tane şu anda ödülü var. Ve bizim DAC ürünlerinin de güzel tasarımlarını ona borçluyuz. Üçümüz tanıştık. Bir yıl civarında yakın. Birlikte farklı projelerde çalıştık. Sonrasında da Gökşen bizi zehirledi mikromobility ile ilgili. Biz de tabii ki onunla birlikte buna inanmaya başladık. Ve kafa yormaya başladık. Şimdi bir kurumun içerisinde startup olmanın en zor yanı. Sizler de bunu çokça paylaşmışsınızdır yayınlarınızda. Var olan işleriniz vardır. Aynı zamanda da sizi çeken şeyler vardır. Dolayısıyla bunların çok güzel bir dengesini kurmanız gerekir. Zordur, kolay değildir ama çok çekicidir. Biz de onu yapmaya başladık. Hafta sonları ve fazla mesailer bu konuyla ilgilenmeye başladık. Bunu yaparken de şimdi bizim otomotivden gelen bu üretim refleksimizde tabii ki ilk önce kafa bir scooter yapar mıyız? Biz de scooter operatörü olur muyuz'a gidiyor. Ama dedik ki biz böyle yapmayalım. Oturalım, araştırma yapalım. Biz bu sektörde bunun gelişmesini çok istiyoruz. Mikromobility kesinlikle hayatın bir parçası olmalı, şehirlerin bir parçası olmalı. Fakat belli ki kronik sıkıntılar var ve bu kronik sıkıntılar mikromobility'nin canını yakacak ve belki de başarılı bir hayat sürmesini engelleyecek. Acaba bu kronik sıkıntılar ne? Kimler ne sıkıntılar yaşıyor? Bunlara bakalım. Bunlara biz bir çözüm üretebilir miyiz diye başladığımız bir yolculuk aslında bu. Burada fark ettik ki yerel yönetimler, biz bunlara sunumlarımızda private public land owner'lar diyoruz. Yani bu aslında yönetim de olabilir, bir özel bir şirket de olabilir, bir alanı kontrol altında tutan. Yerel yönetimler ciddi bir regülasyon sıkıntısı yaşıyor. Biz 60'ın üzerinde dünya üzerinde regülasyon okuduk. Hepsinde şunu görüyoruz. Hızlı bir şekilde buna entegre olmak istiyorlar fakat süreçler çok yavaş ve uzun doğal olarak. Ve mikromobilite de çok disruptive bir endüstri. Yani çok hızlı ilerliyor her şey. Siz bir regülasyon çıkartsanız bile o gün geç kalmış oluyorsunuz. Ama bu partnerlerin bugün şu an bir ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? Bu sistemleri var olan ulaşım çözümlerine entegre etmeye, regüle etmeye, doğru yönetilmesini sağlamaya ihtiyaçları var. Aynı zamanda bir de bunun partneri de olmak istiyorlar. Çünkü aslında topluma bir hizmet, ulaşım hizmeti sunuluyor. Aynı zamanda bu paylaşım işini yapan scooter operatörler tarafında da yani reklamı yapılan bir konu var devamlı. O da
biz çok para yakıyoruz, inanılmaz para yatırıyoruz, kaybediyoruz ama büyüyoruz gibi. Şimdi başarılı bir işin reklamını yapmaması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla aslında burada da bir sıkıntı var. Bunu incelediğimizde de yaklaşık kazandıkları paranın %50-60'ını bu işin operasyonu ve şarjına harcadıklarını fark ettik. Burada çok ciddi bir kayıp var. Bunun da aslında çözülmesi gereken bir problem olduğu aşikar. Sokakta da bunu son kullanan insanların, her ne kadar biz bunu çok sevsek de sevmeyen insanlar da var biliyorsunuz. Bunun güvenliğinden, bırakıldıkları yerlerden devamlı sıkıntılar var. Yani aslında biz bu işe başlarken şarj istasyonu üzerinden gitmedik. Şarj istasyonu sonucun bir parçası oldu. Bunların sonucunda işte yaptığımız çalışmalar sonunda vardığımız noktada aslında bizi DACT'a getirdi. DACT uluslararası patente sahip, marka ve model bağımsız tüm mikro mobilite araçlarını, sadece scooterlar değil bisikletlerin de tek bir noktada park edip kilitlenip şarj olmasını sağlayan bir çözüm. Modüler bir çözüm. Burada çok önemli bir kriter var. EV dünyasıyla, yani elektrikli araç dünyasıyla karşılaştıralım mikro mobiliteyi. Elektrikli araç dünyasındaki şarj istasyonu sadece şarj etmeyle yükümlü. Neden? Çünkü yollar var, park yerleri var, kurallar var. Biz bu araçlara alıştık. Bu arabaların içine artık sadece benzin değil, elektrik koyuyoruz. İnsanlar bu arabalar büyükler ve hareket ettiremiyorlar. Dolayısıyla aslında bunların varlığına alışıyoruz. Fakat mikromobilitede yol yok. Regülasyon yok. Altyapı yok. Araçlar paylaşımlı araçlar. Küçük ve kırılgan araçlar ve insanlar buna daha yeni alışıyorlar. O yüzden bir altyapı çözümü geliştirirken bunun için şarj etmek komplementeri. Ama biz onu da gayet sofistike bir şekilde çözüyoruz. Diğer problemleri de çözmek aslında bizim en büyük fokus olduğumuz başlangıç noktası oldu. Bu da bizi DACT'a getirdi. İsterseniz süreç içerisindeki şeyleri de böyle soru cevap şeklinde ilerleriz. Evet, ya biraz daha mesela böyle çözüme dayalı gidebiliriz. Yani sizin sunduğunuz şu an çözümler üstünden ilerleyebiliriz. Tabii. Biraz daha ürün ve çözüm şeklinde daha hem benim hem izleyicilerimize tabii kafasını anlatayım. Oturur diye olur. Okey. Nasıl çalışıyor? DACT ne yapar? DACT üç tane çok önemli şey yapar. Birincisi bahsettiğimiz uluslararası patent sayesinde herhangi bir yerel yönetim ya da paylaşım operatörü bizim istasyonlarımızı kullanarak çeşitli bağımsız araçların hepsini bir noktada park edip kilitleyip şarj edebilir. Bu onlara ne kazandırıyor? Bir kere şu anda skuterler ve bisikletler her yerdeler. Biz Türkiye'de kronik olarak bunu daha yaşamıyoruz rakamsal olarak. Fakat Avrupa'da ve Amerika'da çokça yaşanıyor biliyorsunuz, şahit olmuşsunuzdur. Her yerdeler bu araçlar ama asıl olmaları gereken yerlerde değiller. Doğru yerlerde kurulan istasyonlar bir kere bu araçların doğru yerlerde olmasını sağlıyor. Ne demek? Otobüsten indiğinizde tam otobüs durağının yanındaki bir istasyonda gitmeye hazır, kilitli ve güvende bekleyen şarj olmuş bir aracı direkt DACT istasyonlarından alabiliyorsunuz gibi. 5 kilometre yürümek zorunda kalmıyorsunuz bir araç almak için. Veya gittiğiniz aracın pili bitmiş olmuyor, hazır halde oluyor. Ayrıca operatör tarafında da devamlı onu operasyonunu yapmak için gerekli masrafları yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Sağladığımız birinci fayda bu. İkinci önemli fayda işi kolaylaştırmak. Bugün bir sürüşü sonlandırmak için ne yapmanız gerekiyor? Aracı bir biliyorsunuz Türkiye'de de aslında kilitler var. Direklere, ağaçlara kilitleniyor. Bu bir direk ve ağaç buluyorsunuz. Bunu aracı kilitliyorsunuz. Ondan sonra biraz mesafeyi geriye doğru gidiyorsunuz. Telefonunuzu cebinizden çıkıp fotoğrafını çekiyorsunuz. Sonra da sürüşü sonlandırıyorsunuz. Bunun bir de geofence tarafı geliyor Avrupa'da yakında. Türkiye'de de olacak. Belirli alanlar tanımlanıyor dijital olarak. Sadece o alanların içine bırakabiliyorsunuz. Bu da şu demek, o ağacı kilitleme safhasından önce aslında durup doğru yerde olup olmadığınızı da kontrol etmeniz gerekmesi safhası yakında gelecek Türkiye'de. Yurt dışında zaten var. Dolayısıyla aslında uzun aslında yorucu değil ama uzun bir süreç. Şimdi DACT istasyonlarında bu nasıl işliyor? Bizim akıllı bir adaptörümüz var. Patentin en önemli noktalarından biri. Bu adaptörü herhangi bir araca takabiliyorsunuz. Neden akıllı bir adaptör? Bunlar içerisinde belirli bilgiler bulunduruyorlar. Bu araçları istasyonumuza ittiğiniz zaman bizim istasyonumuz kablosuz bir şekilde bu adaptörleri tanıyor. Üzerindeki identification'ı. Gömülü bir yazılımımız var. API bağlantısı otomatikman o esnada da o scooter'ın hangi operatöre ait olduğunu bilip onunla konuşuyor arka planda. Diyor ki ben bu scooter'ı burada aldım, teslim, sürüşü sonlandırıyorum diyor. Sürüşü sonlandırıyor otomatikman. Sonra aracı kilitliyor orada. Otomatik olarak yine sizin gene hiçbir şey dokunmanıza gerek yok. Sonrasında da şarj etmeye başlıyor. Bunu yaparken de aracı tanıdığı için tam onun ihtiyacı olduğu şekilde şarj etmeye başlıyor. Bu az önce anlattığım uzun prosesin hepsini biz şu anda 0.7 saniyede yapıyoruz.
Dolayısıyla siz bir aracı sadece içeriye itip gittiğinizde aslında her şeyi biz sizin için sonlandırmış oluyoruz. Siz cebinizden telefonu bile çıkartmak zorunda kalmıyorsunuz. Geofence konusuna gelecek olursak zaten istasyonlar planlı bir şekilde yerleştirildiği için doğru bir yere bırakmış oluyorsunuz. Yayalar için de güvenli bir sonuç oluşturulmuş oluyor. Ürünlerimizin getirdiği ikinci önemli fayda da bu. Üçüncü fayda da iş modeliyle alakalı. Şu anda iki çeşitli iş modelimiz var. Birincisi B2B dediğimiz direkt business'lara çalıştığımız. İkincisi de B2C dediğimiz yerel yönetimlerle çalıştığımız modeller. Şu anda erken safa bir startup olduğumuz için %80 ağırlıkta business'larla çalışıyoruz. Çünkü direkt satış yapıyoruz business'larda. Biz ürünlerimizi sattığımız business'lar bunun üzerine istedikleri iş modelini kurabiliyorlar. Çünkü çok esnek yapıda bunlar. Lego gibi parçalar, istediğiniz gibi sayısını arttırıp azalabildiğiniz, istediğiniz yere 2 saat içerisinde kurabildiğiniz çok basit cihazlar. B2G'de ise %20'de olan da biz şimdi as a service biliyorsunuz artık paylaşım ekonomisindeyiz. Biz altyapı çözümlerini de artık bir as a service yani bir hizmete dönüştürmek istedik. Dolayısıyla hizmet olarak altyapı dediğimiz infrastructure as a service IaaS modelini geliştirdik. Bu ne demek? Biz şehir ölçeğinde istasyonlarımızı bedavaya şehirlere üstelik yerleştirme stratejisinde de yardımcı olarak teslim ediyoruz. Bunun karşılığında bu şehirlerden bizim beklediğimiz, bunları yerleştirdiğimiz alanları bedava olarak bizi kullandırmaları. Böyle bir alışverişimiz oluyor başta ama yatırım gerekmiyor bunu yapmak için. Sonra ne oluyor? Şehirler bizim bu yerleştirdiğimiz altyapıyı regülasyon olarak kullanarak şunu diyor. Benim şehrimde çalışmak istiyorsan bu adaptörü takarak bu sisteme dahil olup aslında kendin içinde kar oranını arttırabileceğin bir modelle şehrin bir parçası olan mobil hizmetleri sunabilirsin diyor. Sonra bu istasyonları kullanmaya başlayan operatörler kullandıkça kullandıkları kadar ödeme yapıyorlar. Biz bu ödemeyi de şehirlerle paylaşıyoruz. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Şehirler başta bu konuyla ilgili herhangi bir yatırım yapmadan hem bölgelerini regüle etmiş oluyorlar hem de bunun üstüne bir de para kazanmış oluyorlar. Bunu kullanan operatörler de şehrin tümüyle daha entegre bir hizmeti daha fazla kar ederek sunmuş oluyorlar. Faydalarımız bunlar. Şimdi bence sattınız abi şu an. Ben... Tamam. Aynen. Ben size yukarıda bir link göreceksiniz. Oradan satın alabilirsiniz. Aynen. Şu anda. Aynen. Yukarı kaydırayım. Aynen. Kaydır yapalım mı biz de Tümay'a? Şuraya bir link alalım. Şu anda Sezoş'tan bir yaraya bastı. O kadar takipçi edinmedik Sezoş ne yazık ki. O yüzden hazır evet, bunu... Hakikaten çok güzel oldu. Bak şu anda ürün yerleştirme gibi oldu. Bak burası çok iyi geldi. Arkadaşlar bizi YouTube'dan abone olmanız evet güzel bir şey. Abone olmanızı rica ediyoruz ama LinkedIn, Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesaplarından takip etmeniz bizler için bu tip özellikleri açmak demek. Ne yazık ki bu tip bariyerler var. O yüzden bu tip şeyleri görmek istiyorsanız takip etmeniz gerekiyor. Yapacak bir şeyimiz yok orada diyorum ve ürün yerleştirmeyi de yaptıktan sonra konuyu buraya getiriyorum. Şimdi baktığınız zaman benim gözümde bu yaptığınız işte işi 3 farklı tüketici alışkanlığını değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bence büyük bir bariyer bu. Yani 3 tane bariyer var. Ve sizin paydaşlarınız aslında birlikte çalıştığınız, birlikte ticaret ya da rakipleriniz demek doğru değil ama sonuçta bu ekosistemi birlikte geliştirmeye gayret ediyorsunuz. Mikro mobilite ekosistemini ve elektrikli şarj alışkanlığını. Şimdi ilki insanlar paylaşımlı bir şey kullanmaya noktasında özellikle Türkiye'de baktığınız zaman çok alışık değil. Yani onun arabası yani, evet araç kiralamaya alışıklar ama işte paylaşımlı bir şeyi bu kadar kullanabilmek kültürü bence Türkiye'de çok yaygın değil. Yeni yeni geliyor. Bariyerlerden bir tanesi bu. İkincisi ya şu 5 dakikada benzin aldığım noktayı siz 30 dakikada şarj etme noktasına taşıyorsunuz. Bu ikinci tüketici alışkanlığı değişiyor. Yani evet doğaya saygılı olmalıyız. İklim değişimine evet yani bu bir gerçek. İşte Trump gibi bunu böyle yapmamalıyız, gerçekten doğru olduğunu kabul etmeliyiz noktası. Bu ikinci bir bariyer bence. Üçüncü tarafta da şunu anlamaya çalışıyoruz. Yani insanlar bu tüket yani kullandığı araçları da swipe değiştirmesi gerekiyor. Yani ben bugün işte benzinli bir araç kullanırken hop elektrikli bir araca geçmem lazım. Ben bugün işe normal bisikletle gitmiyorum ki elektrikli bisiklete geçeyim. Ya da ben normalde zaten işte dizel bir scooterla zaten seyahat etmiyorum ki mikro mobilitede buraya geçeyim dediğin zaman benim kafamda o yüzden 3 tane bariyer var. O yüzden yaptığınız iş
gerçekten zor. Özellikle Türkiye üzerinde söyleyebilirim bu. Ki Avrupa'da biraz daha, Amerika'da biraz daha yaygın özellikle scooterlar. Daha geçmişi var en azından. Çünkü bu işlerde ne kadar geçmişe dayanırsa, ne kadar insanlar o gözü alışıp kullanmaya alışırsa o kadar zaten günlük bir kullanıma kavuşmuş oluyor. Ama şimdi bu bariyerleri değerlendirecek olursak, hem DAKT bunlara nasıl bir çözüm sağlıyor? Ya da bu bariyerleri bir fırsat olarak mı görüyor? Ya da nasıl kendisini avantaj olarak çeviriyor? Kesinlikle bir fırsat. Ekosistemi iyileştirmek adına sizce Türkiye ne konumda? Biraz da onu merak ediyorum. Bakış açınızı. Ya önce aslında bir tane giriş cümlesi, şimdi bu zorlukları sayarken aklıma geldi Tümay. Giriş cümlesi kesinlikle şu: sahip olmaya değer hiçbir şey basit değildir. Kesinlikle. Dolayısıyla biz basit olmayan alternatif seçtik. Zor olduğunu farkındayız yolcunun. Fakat bununla ilgili aldığımızda ciddi stratejik aksiyonlar var, uzun vadeli planlamaları yaparak. Ama sorduğun sorulardan başlayalım. Sonuncusundan başlayayım. İşte zaten normal bisikletle gitmiyorum, neden elektrikli bisikletle gideyim diye. Geçen bir tane yazı okudum. Pandemi başladığından beri ortalama elektrikli bisiklet fiyatı 1/4 düşmüş dünya üzerinde. Yani aslında bir hızlandırma periyodundan da geçiyoruz. Dolayısıyla insanların alışkanlıklarını değiştirecek çok ciddi değişiklikler hayatımıza çok hızlı bir şekilde şu anda entegre oluyor. Fransa'da ve İngiltere'de sanırım bu yazın başında toplu taşıma sistemini yöneten kurumlar iflastan kurtarıldı. Hükümet tarafından. Çünkü insanlar artık toplu taşımadan da kaçmaya başladılar. Pandemiden bahsediyoruz. Aynen. Yakında birçoğu da geri dönmeyecek. Belki işte alışkanlıklar oluşacak, geri dönmesi uzun sürecek. Bu zorlu bir süreç. Bu dönemde binlerce kilometre yol Avrupa'da yine binlerce kilometre yol mikromobilite araçlarına tekrar rezerve edildi. Pop-up bisiklet yolları falan gibi biliyorsunuz. Toplu park alanlarının işte açık kafelere dönüştürülmesi, parklara dönüştürülmesi gibi. Yani aslında kaybedilen toprakların geri kazanılması gibi bir durum da söz konusu. Bu az önce bahsettiğim iki tane trend de şunu getiriyor. Birinci soruya geri döneyim o üç tane kriterden. İnsanların alışkanlıklarını hızlı bir şekilde değiştireceğini düşünüyoruz. Aslında bunları zaten hızlı olarak Avrupa ve Amerika'da şu anda görüyoruz. Ben bunu gene Türkiye'ye de belki bir yıl içerisinde hızlıca geleceğini de düşünüyorum. Dolayısıyla aslında bunlar bir tehdit değil, birer fırsat. Pandemiyle ilgili oluşmuş bir tane fırsattan bahsedeyim. Türkiye'de olan bir startup olarak mesela. Yolculuk masrafı diye bir şey vardır. Veya bir yolculuğun kapladığı işinizde zaman vardır. Bunların hepsi ortadan kayboldu. Yani Amerika'daki bir kişiyle iş geliştirmeyi online yaptığı için sizin Türkiye'den onun bir parçası olmanız birdenbire inanılmaz kolaylaştı. Dolayısıyla aslında biz şu an her yerdeyiz. Yani nerede olduğumuzun hiçbir anlamı kalmadı. O yüzden aslında bu tarz şeyler hep fayda olarak görmek lazım. Evet, zorluklar var. Pandemi kesinlikle iyi bir şey değil. Çok büyük zorluklar getiriyor hayatımıza. Ama güzel olan şeyler, yani bir startup olarak, bir iş geliştirmeci olarak daha çok fokus olacağımız şeyler. Şimdi dönüşümle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bizim aslında burada aldığımız bu zor yolculukla ilgili önemli iki tane kriter var. Bizim başladığımız günden beri yaptığımız. Biz iki tane çok önemli aktör görüyoruz paylaşım dünyasında. Ve bunlar paylaşım operatörlerinden mikromobilitedeki. Çünkü artık bisikletler, mopedler de var yaygın bir şekilde. Paylaşım operatörlerinden daha kritik olduklarını düşünüyoruz. Bunlar araç üreticileri, yani mikromobilite araçlarını üretenler ve bu platformların çalışmasını sağlayan IoT platform dediğimiz yazılımları, bu telefonlarımızda kullandığımız app ucu, tabii ki onun arkasında büyük bir yazılım çalışıyor. Bunları üreten IoT platform sağlayıcıları aslında şu anda en önemli aktörler. Biz de bunun farkında olarak başladığımız yolculukta şunu yaptık. Dedik ki birinci gün, bu post-itleri yapıştırdığınız aşaması vardır ya, iş kurulma planının o aşamada yapıştırdığımız post-itleri hala saklarız. Araç üreticileri, bisiklette dahil ve IoT platformlarında top 3'yi seçelim. En büyük aktörler kimler globalde? Ne yapalım edelim? Bu insanlara sesimizi duyuralım. Ne yapmak istediğimizi anlatalım ve onlarla partnerlikler oluşturalım. Top 3'yi alırsanız zaten onun altındaki alternatiflerde sizi takip etmeye başlayacaktır diye çıktığımız bir yolculukta şu anda araç üreticilerinde şu anki pazarın, global pazarın yaklaşık neredeyse %80'ini elinde tutan Akton, Okai ve Segway markalarıdır.
Bu üçü de şu anda bir müşteri olarak eğer ben işte şu kadar 1000 adet araç almak istiyorum diye sorduğunda onlar müşterilerine şunu diyorlar. Duct adaptörlü ister misiniz? Bir bunu başardık. Dolayısıyla artık 4. 5. 6. mesela Zimo Çin'den bizi arıyor, diyor ki bize de verin. Biz de skuterlerim. Şimdi onu tetikliyor. Bu birinci aldığımız şeydi. Fırsat kovalamaydı. Ve zor bir yol. Kolay bir yol değil. Yani bu bir yıllık bir yolculuk. İkinci IoT platformunda da bildiğimiz en büyük aktörler Vlog. Gene otomotivden gelme bir firma. Joyride Kanada'da bir firma. Wunder Almanya'da bir firma. Lattice gene Kanada'da. Atom işte Central East Europe'da. Bu beşliyle şu anda gene biri Joyride ben senin arayüzünü kullanmak istiyorum dediğinde Duct istasyonuna uyumluyuz. Filonuzda istasyon ister misiniz diye. Bizim için çalışan gene orada 200 kişi var. Bu sayede de ne oldu? Altında yeni oluşan platformların hepsi gene bizim API'mize entegre edip aslında toplu almak istiyor. Aslında bizim oynadığımız ekosistem oyunu burada. Yani bir altyapı hizmeti sunmak istiyorsanız, o yüzden biz patentle başladık bu yolculuğa. Bir norm oluşturmak zorundasınız. Sadece çok iyi marketing yaparak, çok güzel ürünler yaparak insanları, herkesin bir tane ürün kullanmasını sağlayamazsınız. Bunun aslında doğal bir seçim olması gerekir ve bu doğal seçimin arkasında çok fazla çalışma ve zor olan alternatif seçme var. Biz onu başardık bu aşamada. O yüzden şimdi o rüzgarı arkamıza alarak da birkaç tane güzel haberimiz var. Belki bugün de açıklarız onları. Vay, ilk tam kez aslında bu konuyla bağlantılı olarak benim de direkt kafamda şu soru işareti oluyor. Yani sizin tam olarak şu an hedef kitleniz hem Türkiye'de hem globalde nereler? Yani hani hem rakip analizleriniz olabilir hem de bunun dışında cidden biz mesela yerel yönetimlerden falan bahsettiniz. Bununla ilgili doğrudan kanalize olduğunuz bir alan var mı? Yoksa biraz daha zamana bağlı, daha akışa bağlı mı ilerleyecek işleriniz? Bunu merak ediyorum. Aslında son derece planlı Sezer. Ve hakikaten de akış açısından da çok doğru bir soru. Bu noktada bahsedilmesi gereken de bir konu. Biz kurulduğumuz ilk gün itibariyle şöyle bir hedef aldık kendimize. Türkiye'de reaktif olacağız, yurt dışında aktif olacağız. Birinci günden itibaren. Yaptığımız bütün hareketleri de bu fokus üzerinde kurduk. Neden? Çünkü biz aslında yaşanılan iki şey yapıyoruz. Birincisi, yaşanılan bir probleme çözüm sunuyoruz. İkincisi ise yeni bir hizmet oluşturmak isteyenler için iyi bir başlangıç sağlıyoruz. Birinciden başlayalım. Yaşanan bir probleme çözüm sunmak. Mikro mobilite Türkiye'de şu anda yeteri kadar büyük değil. Bunun için çok doğru insanlar, çok doğru aksiyonlar alıyorlar ve çok hızlı bir şekilde büyüyecekler ve artacaklar. Fakat daha yolun başındayız. Daha birinci, ikinci yıldayız ve bu çok artacak. Regülasyonlar gelecek, kontrol sistemleri gelecek, rekabet gelecek. Büyük firmalar daha da büyüyecekler, daha çok yerde bu hizmeti sunacaklar. Fakat erken. O yüzden Türkiye'de reaktifiz, dışarıda aktifiz. Probleme çözüm sunuyoruz. İkincisi ise yeni bir hizmet oluşturmasına fayda sağlıyoruz. İşte bu noktada Türkiye'de çok fazla ilgi var. Bununla ilgili de reaktif davranıyoruz. Bu ilgiyi duyan insanlara bizim çözümümüzü nasıl kullanabilecekleri ilgili her daim yardım sağlıyoruz. Bu ister proje geliştirmek olsun, ister danışman olmak olsun. Her konuda bunun faydasını sağlıyoruz. Bununla ilgili de Türkiye'de çok yakında büyük bir proje duyuracağız bir yerel yönetimle. Bu aslında sadece Türkiye için değil, dünya için aslında güzel bir örnek olacak. Çünkü projenin çok enteresan detayları var. Farklı bir yaklaşım olacak. Bir yerel yönetimin ilk defa mikromotiv böyle bir yaklaşımının Türkiye'den çıkması da bizim için aslında gurur olacak. Bunu biz dışarıdaki bütün iletişim kanallarımızdan da duyuracağız zaten. Ama dışarıdakilerden biraz bahsedeyim şimdi. Hı hı. Asıl orada aktif olarak davranıyoruz diye. Bizim Avrupa'da 3 tane seçtiğimiz ana alan var. Yoğunlaştığımız. Fransa, İngiltere ve Almanya. İngiltere'de distribütör üzerinden çalışıyoruz. Çünkü şu anda İngiltere'de regülasyonlar yeni yazılıyor. Önümüzdeki bir sene devam edecek pilotlar var. Onlar daha yeni entegrasyonu yapıyorlar. Orada bir temsilciliğimiz var gibi düşünelim. Ama aktif zaten olarak orada aslında proje yeni çıktılar. O yüzden bir bocalıyorlar tabii kurallar. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama şöyle de söyleyeyim. Biz Londra'daki bir şirketle anlaştık. Yaklaşık 2 hafta önce 10 tane istasyon gönderdik. Yakında oradaki haberlerde çıkmaya başlayacak işte İngiltere'deki ilk istasyonlar diye. Buradan gitmiş oldu. Selam söylüyoruz kendilerine. Fransa'da daha aktifiz. Fransa'da çünkü Fransa enteresan bir şekilde Avrupa'da mikromobilitenin merkezi. Neden? Bunu ben Total'de biriyle konuşuyordum. Onun yorumundan söyleyeyim. Çok güzel tanımladı bunu. Fransa
Paris'ten bahsediyor tabii ki. Paris düz bir şehir, Paris turistik bir şehir, Paris gelir düzeyi yüksek bir şehir, Paris kliması sıcak bir şehir ve Paris regülasyondan yoksun bir şehir. Dolayısıyla Amerikalı şirketler, Linebird gibi şirketler de Amerika stratejisiyle hızlı expansion'la oraya geldiler. Avrupa'da geldi, Avrupa şirketleri de biz hayır sizi kaptırmayacağız, biz de orada büyüyeceğiz deyince Paris birdenbire bomba gibi patlayıp inanılmaz bir kalabalığa ulaştı. Bir ara sanırım 25 bin scooter vardı tek bir şehirde. Yani kontrolden çıkmıştı, şimdi 15 bine regüle ettiler 3 tane operatörle. Dolayısıyla biz Fransa'yı ve Paris'i de seçtik. Çünkü orada bir problem var ve biz bunun çözümüyüz. Orada şimdi artık bizim bir ülke müdürümüz var. Şimdi Türkiye'den bu yayını İngilizce'ye çevirip dışarıda yayınlamayacaksak biraz erken de olsa öyle bir servisimiz yok. Evet. Çünkü 1-2 hafta sonrasında resmen açıklanacak. Ama burada ben ilk önce söylemiş olayım. Biz Paris'te bir projemiz kabul oldu Paris Belediyesi tarafından. Önümüzdeki bahar ayında oradaki büyük 3 operatörden bir tanesi de bunun altına imza attı. Onlarla birlikte istasyonlarımızı Paris'te canlıya geçiriyoruz. Dolayısıyla aslında orada hedef aldığımız ülkede ilk aksiyonu aldık ki onun dışında 3-4 tane şehirde de projemiz başlıyor. Bu bir ikinci ülke. Almanya'da da Almanya biliyorsunuz regülasyonlar ve altyapılar ülkesi. Dolayısıyla eğer Avrupa'da bu işi yapacaksanız Almanya. O yüzden de orada şu anda gene oranın ünlü birkaç tane operatörüyle şu anda imza seviyesine geldiğimiz proje geliştirme çalışmalarımız var. Fakat bunun dışında da şimdi öbür okyanusun öbür tarafına geçmeden önce bunun dışında da işte İzlanda'dan bizi arayan, Maldivler'den, İsveç'ten, Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan şu anda bizim yakında teslimat yapacağımız 20'nin üzerinde ülkede var. Dolayısıyla biraz gururluyuz, heyecanlıyız ve çok yorgunuz ama peşinden yetişmeye çalışacağız. Şimdi okyanusun öbür tarafına geçersek diğer pazar hedeflerinde yine burada ilk defa duyurmuş olalım, detaylarına da gireriz. Biz bu ay bir kontrat imzaladık. New York'ta, Manhattan'da, Central Park etrafı da dahil Fifth Avenue'a her şey tam Manhattan'ın göbeğinde 1082 tane istasyonumuz Şubat ayından itibaren orada bir operatörle anlaşmalı olarak online olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bence bu Türkiye için özellikle pandemi döneminde bir startup adına güzel bir haber. İlk defa da burada duyuralım. Emeği geçen herkese buradan sevgiler, saygılar. hedefler aslında aşağı yukarı bu şekilde. Bununla ilgili bir tane de rakam vereyim. Rakam insanların kafasında daha kalıcı bir etki yaratabiliyor. Evet. Biz pandemide kurulmuş bir şirketiz. Pandemide yatırım turunu kapatmış bir şirketiz. Ağustos sonunda da aslında seri üretime geçecek hale geldik. Eylül itibariyle de siparişleri almaya başladık. Dolayısıyla biz ilk yıl için dedik ki biz ilk yılda 400 tane istasyon satabiliriz. Dolayısıyla aslında bütün finansal modellerimizi de bunun üzerine kurduk. Hatta yatırım turumuzu da bu haberle kapattık. Şu an yaklaşık 3200 civarında sipariş aldık. 2 ay içerisinde yaklaşık 9 katına yakın sipariş almış durumdayız. Şimdi onun peşinden koşup yetişmeye çalışıyoruz. Güzel bir başlangıç oldu. İnşallah devamını getireceğiz. İnşallah. Bence... Gerçekten biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Yani zaten hani hem tecrübeleriniz, zaten veteran bir ekip var. O yüzden hem onun bir dinginliği var ekipte, hem de onun tabii sakince ve doğru adımlar atma tecrübesi var. Bu zaten hissediliyor. O yüzden de tekrar ben de tabii çok tebrik etmek istiyorum. Biz Sezer'le Tuşu çok heyecanlı. Özellikle ben biliyorsunuz onu yapalım, onu yapalım, şu an bunu yapalım. Yani böyle sürekli bir şeyler yapıyor. Heyecan hep var, merak etmeyin ya. Şeyin arkasında o fırtınalar kopuyor. Yani çünkü startup olmak kolay değil. Onu artık herhalde hiç kimseye anlatmamıza gerek yok. Ama evet, tecrübenin biraz faydası oluyor. Kesinlikle. Şimdi biraz daha aslında yani mikromobilite konuşuyoruz evet, ama burada biraz daha yani elektrik tarafında, enerji sektörü tarafında, enerji talebi tarafında biraz da aslında konuşmak isteriz. Yani şimdi normalde Türkiye'de 3 tane, şu an belki 4 tane hani büyümüş, işte daha çok gördüğümüz marka var. Özellikle elektrikli scooter tarafında. İşte bunlar Martı, Palm, Hop diyebiliriz. Her gele işte geliyor çok daha yine yavaş yavaş üniversiteler tarafında. Bayağı bir ilgi var ve Türkiye'de de kullanılıyor. Tabii ilk abi cümlenin başında da söylediğin gibi
Türkiye'de tabii kullanıma başlandı. Önce aksiyon sonra regülasyon dediğimiz noktada. Şimdi işte bunu insanlar biliyorsun düşen kazadan işte bazıları vefat edenler vesaire birçok şey yaşandı Türkiye'de de. Evet. Diğer ülkelerde de benzer vakalar var aslında baktığı zaman. Çünkü şu anda biliyorsun otonom araçlarda en büyük problem şu. Şimdi diyelim bir yaya çarptığı zaman araba mı suçlu, sürücü mü suçlu dediğin böyle ethical problemler tartışılıyor sürekli. Kim suçlu şimdi diyebileceği. Yani gidip işte Volkswagen elektrikli aracı birine vurduğu zaman Volkswagen'i mi dava açacağız yoksa onu kullanan şoför acaba dikkat etmediği için mi ona dava açılacak gibi aslında konular var. Sürekli case'ler var. Burada da yeni yeni süreçler var. O yüzden tabii bu konunun ayrı bir kısmı ama baktığın zaman yani bu sence nasıl bir enerji talebi doğuracak diye düşünüyorsun? Çünkü bu her koyduğun buradaki şarj istasyonları çünkü bugün dediğin gibi sen şu anda evet elektrikli scooter'lı için olabilir, bisikletler için olabilir. Yani şu anda iki tekeri olan minimum ya da bir tekerli de var aslında ben gördüm yani çoğu yerde var. Minimum bir tekeri olan yani elektrik... Yürek istiyor biraz ama güzeller. Evet gayet güzel yani kullanan birkaç tane görüyorum buralarda. O yüzden minimum bir tekeri olan ve elektrik motorlu olan her şeyi sizin şarj edebilir bir duruma geliyorsunuz. Böyle bir çözüm sunuyorsunuz baktığınız zaman. Burada sizce nasıl bir enerji talebi olacak? Ya da bu talep karşısında işte sektörde başka değişimlere yol açabilecek misiniz diye merak ediyorum. Çünkü o saatlerde belki yoğun saatlerde bu şarj istasyonları çünkü elektrikli araçlarda da bu çok konuşuluyor. Elektrikli araçların artışı işte elektrikteki belli saatlerde talebin artışıyla birlikte belki belli dengesizlikler yaratabileceği konuşuluyor. Bu tarafta böyle bir durum var mıdır? Çünkü çok düşük voltajlardan söz ediyoruz. Yani burada kapasite elektrikli araçlara göre çok düşük ama gene de buradaki yorumunu ve bakış açını merak ettiğim için sormak istedim. Esas cevaplardan önce alıntı yaptım. Birkaç konuyla ilgili bir cevap da ekleyeyim başa. Bu işin güvenliği, regülasyonu üzerine demiştim. Çok okuduk etrafta. Şu anda da canlı olarak takip ediyoruz. Birkaç tane enteresan örnek vereyim. Ya biz tabii ki bu aracıların park edildiği an doğru şekilde olmasını ve araçların güvenliğini sağlanması kısmındayız. Fakat sürülürken de bunların işte kaskın olması, doğru yerlerde sürülmesi, yanlış şekilde sürülmemesi gibi şeylerinde ve doğru yolda sürülmesi yani yolların da aslında düzgün olması orada da bir altyapı problemi var. Bunların çözülmesi gibi bir sürü aslında daha çözülmesi gereken etken var. Bununla ilgili ilginç birkaç örnek. Kaliforniya'da geçtiğimiz birkaç ay önce bir kanun neredeyse meclisten geçiyordu. Skuter operatörler çok büyük panik oldular. Çünkü dediler ki scooter app'ini kullanıp scooter'ları kullanmak aslında bir spor merkezi üyeliği kartına sahip olup gidip spor merkezini kullanmakla aşağı yukarı aynı üyelik kategorisine girer. Dolayısıyla scooter'ı kullananlar eğer scooter'ı kullanırken bir kaza geçirirlerse bunun sorumlusu scooter operatör olmalıdır gibi evet, bir kanun geçmek üzereydi. İnanılmaz bir lobi çalışması yapılarak bunun önüne geçildi. İstemediler çünkü çok büyük bir risk. Yani nasıl o kadar çok insanın nasıl kullanacağının sorumluluğunu kendi üzerine alıp bu işi yapabilirsin. Kaliforniya'da, İstanbul'da veya başka bir yerde. Zor yani dolayısıyla aslında burada ciddi bir tanımlama sıkıntısı var. Yapılacak doğrusu olacaktır herkesin işine yarayan bir şey. Bir başka örnek İsveç'te mesela ev sigortanız varsa İsveç'te scooter sürerken başınıza gelecek kazalarınızı ev sigortanız karşılıyor. Bu sefer sigorta firmaları. Bu sefer sigorta firmaları. Yani dolayısıyla aslında burada daha çözülmesi gereken çok ciddi sıkıntılar, problemler var. Bunlara daha uzağız ama çok hızlı ilerliyor endüstri. O yüzden çok hızlı bir şekilde çözülecektir. Türkiye'de de güzel bir yere gidecek. Şimdi enerji tarafına gelecek olursak. Biz sokakta yokken Fransa'dan örnek vereyim. Yine kalabalık yerden başlayalım. Paris'te şu an yokken bu araçların hepsi şu anda oradalar. Dolayısıyla aslında biz kurulduğumuz gün daha fazla elektrik sarfı değil, daha az elektrik sarfı sağlayacağız. Neden? Çünkü zaten aynı araçlar sokakta olacak. Zaten o şehrin elektriğini kullanıyorlar şarj olmak için. Neden daha az? Çünkü şarj istasyonuna bırakıldığı zaman cihazlar, aslında bu lityum iyon pil teknolojisinde faydasını sağlayan bir şey, pilleri en son ana kadar boşalmıyor. Sürüşler arasında istasyonda beklediği için yaklaşık 30 ile 80 arasında enerjinin float etmesini sağlayan bir cycle yaratıyorsunuz istasyonda. Dolayısıyla aslında aracın ömrünü de uzatıyorsunuz. Dolayısıyla ekstra enerji değil daha az enerji de efficient bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Artı bunların şimdi en çok tutan trend değiştirilebilir piller. Değiştirilebilir pilli olan araçlar daha sofistike araçlar olduğu için daha pahalı araçlar bir. İkincisi bir araç başına bir pilden daha fazla piliniz olması gerekiyor. İki gibi düşünüyoruz aslında direkt hani değiştiriyoruz ya ama aslında güzel bir operasyonla o 1.2 1.3'lerde falan oluyor. Ama gene birden fazla pil sahibi olmanız gerekiyor. O da ciddi bir yatırım. Artı pili değiştirmek için bir ekibin scooter'lara gitmesi gerekiyor. Burada da bir
Zaten karbondioksit üretimi varken aynı zamanda ek trafik oluşturması, bunun ek maliyetleri falan filan gibi şeyler var. Siz operasyon zamanınızı zamanınızı uzatabiliyorsunuz ama inanılmaz ekstra maliyetler çıkartıyorsunuz. O yüzden şarj istasyonunun güvenlik kısmına gelecek olursak, Paris'te bazen ayda %8'ini filonun vandalizme kaybediyor paylaşım operatörleri. Nehirlerden topluyorlar skuterleri. Dolayısıyla kilitli olduğu için oradan da bir sarfiyatta azalma var. Yani aslında olay sadece elektriği azaltma değil. Bir tane de ek bir bilgi vereyim. Bizim aynı zamanda aslında şu anda çalıştığımız üzerinde off-grid bir versiyon da var. Bu ne demek? Biz istasyonlarımızın üzerine, istasyonların kapladığı kadar bir alan kaplayacak şekilde güneş enerjisi panelleri yerleştirerek ve aradaki alanı reklam paneliyle doldurup içinde de piller bulundurarak bu cihazları elektrik gridine bağlamadan güneşten topladığınız enerjiyle şarj edebiliyoruz. Çünkü bu araçların hepsi düşük akım araçlar. Elektrikli araçlardan farklı olarak çok düşük elektrik tüketimi sağlıyorlar. Dolayısıyla aslında güneşten sağladığınız yeşil enerjiyle yeşil elektrikli araçları kullanabileceğiniz bir senaryonun da sebebi oluyoruz. O yüzden aslında bu yönde çok büyük faydalar sağladığımızı düşünüyorum. Yok, gerçekten şey. Evet, yani çok, yani enerji talebini arttırır mı? Kullanıma bağlı tabii ki de arttıracaktır. Yani Türkiye'de şu anda kapasite bakalım diyelim 100 ise bu 200'e çıktığı zaman evet bu zaten talebi arttıracaktır ama onunla sonuçta ilgili bir karşılaştırma yapayım mı Tümay? Araya tabii gireceğim, kusura bakma. Bir Amerika'da bir toplantıya katılmıştım. Bir elektrikli otobüs üreten bir firmanın yaptığı bir karşılaştırmaydı. New York'taki bütün otobüsler eğer elektrikli bir otobüse dönerse bu elektrikli otobüslerin şarj olmasını sağlayacak altyapı mekanizmasının iki tane gökdelen kadar yer kaplaması gerektiğiyle ilgili bir hacimsel hesap yapmışlardı jeneratörlerden oluşan yapının. Bunun gride sağlayacağı ek yükü düşünün. Bunun karşılığında öbür tarafta scooterlar ve bisikletler işte 42 volt 2 amperlik şarjırlarla, yani aslında bizim laptoplarımızla aynı şekilde şarj olan aletler, bir EV'yi siz fişe taktığınızda 10 tane evin elektriğini aynı anda çekerken bir scooter'ı fişe taktığınızda bir tane laptop'un çektiği kadar elektrik çekiyor. Aslında bunların dolayısıyla elektrikli araçlardan daha hızlı şekilde artacak olması grid'e de çok büyük bir fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum şehirlerin elektrik yükü açısından. Kesinlikle. Hazır bir soru gelmişken Sezer, istiyorsan Emre'nin bir sorusu var. Onu alalım istiyorum. Hatta ben de soracaktım. O yüzden tamam. Kesinlikle şu anda. Emre diyor ki scooter park edildikten sonra bu şarj etme sürecini açar mısınız biraz daha demiş. Kişisel scooterımda park edebilecek miyim demiş ve şarj edersem ücretlendirme nasıl olacak demiş. Çünkü hatta daha önce de konuşuyorduk abi, yani bu aslında üç bacaklı bir iş. Sen önce bir yazılım koyuyorsun, yazılım içerisinde bir ödeme altyapısı koyuyorsun, o bambaşka bir süreç. İşte bir donanım üretiyorsun, o bambaşka bir iş. Bir de gidiyorsun hakikaten bunun diğer firmalarla entegrasyonları söz konusu var. Yani daha anonim durmaya çalışıyorsun. O yüzden hakikaten üç bacaklı bir iş. O yüzden hazır ben de bunu soracaktım. Emre'nin sorusu gelmiş. Hızlıca bunu sana sormak istedim. Tamam, tabii ki. Önce şarj etme sürecini anlatalım. Şarj etme süreci şu şekilde. Bizim bahsettiğim gibi bir tane yazılımımız var. Gömülü bir yazılımımız var ve bir API köprümüz var. Bu API köprüsünü kabaca anlatmak gerekirse bizim bir serverımız var. Bir de scooter operatörünün bir server var. Bunun arasında bir köprü kuruyoruz ki biz bilgileri o köprü aracılığıyla aktaralım. O taraf yönetsin. Biz arka planda görünmez bir şekilde kalalım. Şimdi ikinci soruyla birlikte birleştirerek cevap veriyorum. Biz şu anda kişisel scooterların şarj edebileceği bir hizmeti sunmuyoruz. Şu anda B2B ve B2C yapıyoruz. Az önce Emre'nin sorduğu soru B2C ile ilgili. Bunu ne zaman yapacağız? 2 yıl sonra şehirlerde yerli istasyonumuz olduğu gün kendi scooter ve bisikletine sahip insanlara şunu diyebileceğiz. Eğer bu altyapıyı, var olan altyapıyı kullanmak istiyorsan bu adaptör işte şu kadar lira. Scooter'ına tak. Bu QR'ı okut, scooter'la birlikte sana göndereceğimiz app'i indir. O noktada ne olacak 2 yıl sonra? Emre scooter'ına bu adaptörü yaklaşık 10 dakika süren bir IKEA kataloğu gibi bir şeyle, çok güzel bir tane tornavida kullanarak taktıktan sonra scooter'ını bizim istasyonumuza bıraktığında app üzerinden scooter'ının ne kadar şarj olduğunu, nasıl şarj olduğunu ve şarj olurken bunun ona ne kadara mal olduğunu hepsini bir arayüz üzerinden takip edebilecek. Güvenli bir şekilde scooter'ını orada bırakıp işlerini halledip döndüğünde tekrar okutup alarak ödemesini, nasıl ki şu anda operatörlerin app'ini kullanırken kişiler kullandığı kadar ödüyorsa bizim istasyonumuzda kullandığı kadar ödeyecek. Şarj ederken ücretlendirme ile ilgili şu anda bilgi veremediğim için çok özür dilerim. Önümüzdeki 2 yıl aslında bunu net bir şekilde oturtacağız. Fakat şöyle de bir şey söyleyeyim. Biz Amerika kıtasında satışlara 2 yıl sonra başlayacağız dedikten 1 ay sonra biz Amerika kıtasında satışlara başladık.
Dolayısıyla 2 yıldan kısa bir sürede bunu yaparsak da ilk önce Emre Pınar'a haber vereceğiz. Hazırız. Yarın sıkıntıyını şarj edebilirsiniz. Bu arada Emre'nin söylediği problem hakikaten şöyle. Yani mesela kişisel bir elektrikli skuter aracınız varsa ve evet. Bununla evet, sadece yani şimdi iki türlü amaç için kullanıyorlar. Şu anda daha çok algı şu. Hafta sonu inmişim sahilde, yani bir oyuncak mantığıyla insanlar şu anda bunu algılıyor. Hani içine gidip gelen, yani günlük araba yerine, metro yerine, işte otobüs yerine kullanan insan sayısının ben çok çok az olduğuna inanıyorum. Özellikle Türkiye'de. Bunu daha çok Türkiye'de ne amaçla kullanıyorlar? Bir eğlence aracı amacıyla kullanıyorlar. Daha yeni keşfedildiği için olabilir. Ama bunu günlük kullanıma döktüğünüz zaman hakikaten ilk problemlerden bir tanesi yol. İkincisi bunun şarj etme tarafında, yani mesela evde bilgisayar adaptörü gibi bir şeyle uğraşmak ya da onu apartmanda oturuyorsunuz yukarı çıkart, apartmanda tekrar şarj et, aşağı indir. Evin içine sok. Çok korkunç bir şey mi? Düşün, tekerler çamur olmuş, evde geziyor, annem arkadan gidiyor. Yani hiçbir şey bir kaos böyle baktığın zaman. Hem AVM'lerde de şu anda, bir de bu skuterlar biliyorsunuz yani elektrik teker motorlarından meydana geldikleri için tekerlerin çoğu da şişme teker olduğu için zincir bağlayabileceğiniz bir yer de yok kendi skuterinize. O yüzden ne yapıyorsunuz? Yanında bavul gibi gezdirmek zorunda kalıyorsunuz ve hiç konforlu bir iş değil bu. O yüzden böyle bir istasyon hem bir alışveriş merkezinde ya da işte metroya yakın bir yerde gittiğin zaman kendi skuterinizle bağlayabileceğiniz, nasıl arabayı park ediyorsunuz metronun yanındaki otoparka, bunu da bırakabilmek tabii durumunda. Bizim şu anda Avrupa'da konuştuğumuz müşterilerimizden biri işte Avrupa civarında 40'ın üzerinde alışveriş merkezi işleten, şu kadar toplu konut işleten falan bir işletme şirketi. Onlarla yaptığımız görüşme aslında aynen az önceki sorunun cevabı. Yapmak istedikleri bu istasyonları onların kontrolü altında olan arazilerde stratejik lokasyonlara yerleştirerek müşterilerine adaptörleri verip onların kendi skuterlerini ve bisikletlerini isterlerse bu hizmetleri almaya geldiklerinde oraya bırakıp gidip alışverişlerini neyse yapıp geri döndüklerini güvenli ve şarj olmuş bir şekilde araçlarını almak. Duct bunun için inanılmaz güzel bir altyapı oluşturuyor. Aynı altyapıyı aynı esnada orada paylaşım operatörleri de kullanabiliyor. Kişisel kullanım da kullanabiliyor. Bizim Maltepe Parkı'nda bir tane pilot istasyonumuz var. Orada çok güzel bir fotoğraf var. Çok sevdiğim. 3 tane araç yan yana duruyor. Bir tanesi belediyenin standart bisikleti, elektrikli olmayan. Sadece kilit olarak kullanıyor istasyonu. Bir tanesi elektrikli bir bisiklet. Özel bir şirketin elektrikli bir bisikleti. O hem kilitleniyor hem şarj oluyor. Yanında da elektrikli bir skuter var. O da hem kilitleniyor hem şarj oluyor. Bunlar kişisel kullanım, özel firma, yerel yönetim. Bir tanesi elektrikli, öbürü değil. Bir tanesi skuter, öbürü elektrikli bisiklet falan. Hepsi tek bir noktada. İnsanların e-hub diye tanımlamak çalıştığı şeyin yapı taşı olarak Duct'ın etrafında toplanıyor. Bizim yapmak istediğimiz şey de bu. Bu aslında gerçek bir altyapı sistemi. Yani siz sadece bir tane sisteme çalışan bir şey yaparsanız sokağa yeni bir oyuncak koymuş oluyorsunuz ve ömrü kısa oluyor. Bizim yapmak istediğimiz aslında uzun vadede onlarca yıl. Çünkü şehirler onlarca yıl şeklinde yaşarlar. İnsanlar birer yıl yaşıyorlar. Şehirler onlu modüller şeklinde yaşıyorlar yıllarını. Onlarca yıl aynı hizmeti hangi araç gelirse giderse o fark etmeyecek şekilde ister bireysel kullanım, ister özel kullanım, isterse belediyenin cihazları hepsi tek bir yeri kullanırsa biz ona altyapı diyebiliyoruz. Duct bunu başarıyor aslında bu noktada. Peki abi mikromobilite dediğimiz zaman ben su bilmediğim için sormak istiyorum. Bu şu anda işte 3 tekerli, işte triporter ve benzeyen, işte scooter değil ama hani biraz küçük bir araba niteliğinde. İşte Sezer'in şu an Mini Cooper'ları seviyordu diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum ama smartlar. Sadece Sezer için şeyleri de onları da mini'yi de ekleyebiliriz mikromobilite. Mini'yi de. Aynen. Hani smartlar gibi böyle araçları da aslında kapsıyorum. Çünkü şu anda mesela... O zaman İtalya'ya direkt oynuyorsunuz zaten herhalde. Aynen. Yani, İtalya'nın yarısını şarj ediyoruz. Evet. Citroen'in mesela yeni bir model tanıtamıyor diye işte 4 teker gene geliyor. İşte şu anda Renault'un işte Zoe'si en azından taksi olarak Türkiye'de mesela çok yaygın olarak kullanılıyor. Yine Toyota'nın mesela iRide var. İşte Türkiye'de olmasa da çok benzer geçtiğimiz günlerde abi seninle konuştuğumuz gene bir marka daha vardı 3 teker. Böyle mobilet gibi kendi ama kapalı araç gibi kullanabileceğiniz. Aslında siz bunları da kapsıyorsunuz bir yerde. Doğru değil mi? Yani bu evet, o yüzden... Yani... Mikromobilitin tanımında aslında giren araçların hepsi var. Orada o konudan biraz konuşalım. Mikromobiliti 500 LBS bu Amerika birimi. Sanırım 200 küsür kilograma geliyor. 200 küsür kilogramın altında elektrikli ve düşük akımla çalışabilen araçlara mikromobilit araçları deniyor. En az bir tekerli. Tabii yerinde durursa araç olur. En az bir tekerli. Hareket eden araçlara mikromobilit aracı deniyor. Geçen biri çok güzel bir yorum yapmış.
işte mikron seviyesinden gelme bir kelimedir mikro. Acaba mikro mobility neyin mikrosu? Yani eğer bunlar mikroysa biz eskiden bunun 10 bin katı büyüklükte şey mi kullanıyorduk falan gibi. Yani dilemaya girmeyelim. 250 kilonun altında elektrikli hafif araçların hepsi aslında bunun içine mikro araçlar da giriyor. Mikro arabalar. İşte Twizy vardı galiba Renault'da. Şimdi az önce bahsettiğim gibi Citroen'in çok güzel bir modeli var. Paris sokaklarında onlar da bir paylaşım modeli denemeye başladılar sanırım. Scooter'lar var, mopedler var, bisikletler var, tek tekerliler var. Bunlar Smart'lar gibi 20 var, çeşit, 30 çeşit. Evet, bunlar gibi 20-30 çeşit araç var. Ve çok model agnostik olamayan bir yer. Yani aslında çok fazla çeşitlilik var. Dolayısıyla bunu komple kapsamak da kolay bir şey değil. Fakat bence özellikle şehirciliğin temelinde gelecekte mikro yönetim adına en doğru araç seçimleri. Neden? Çünkü işte en yakında yapılan büyük tanıdık şehirlerden yine Paris'te Hidalgo çıktı. Ne dedi? Ben burayı 15 dakikalık şehir yapacağım. Bu ne demek? Yani evimden 15 dakikalık bir radyus çizersen o radyusun içerisinde benim hayatımı daim ettirmem için ihtiyacım olan her şeye ulaşabilmeliyim ki 15 dakikalık modüller halinde bu şehrin içerisinde mobiliteyi kolay çözebileyim. Min özü bu. Peki bu 15 dakikalık yerlere neyle gideceksiniz? Sizi taşımaktan çok 1,5 ton kendi ağırlığını taşımak için yapılan combustion engine bir araç mı? Veya gene aynı şeyi sadece içine benzin değil elektrikle koyduğunuz gene o büyüklükteki bir araç mı? Yoksa mikromobiliteyle mi? Büyük ihtimalle mikromobiliteyle yapacaksınız. Dolayısıyla aslında çok güzel bir geleceği de olan bir sektör. Aynen öyle. Hazır gelecekten konuşmuşken o zaman klasik videolarımızda özellikle katılımcımıza sorduğumuz bir soru var. Şimdi bizi böyle genç nesil ağırlıklı olarak izliyor. Daha çok işte yeni mezun olmaya yakın kişilere özellikle DAX gibi mesela hani siz de bahsediyorsunuz zaten işte 400 beklerken 3000'e çıktık gibi bir de büyüme potansiyeli çok ciddi olan bir firmanın beklentileri ne olur? Özellikle işe alımlarda nasıl donanım talebiniz oluyor? Biraz da izleyicilerimizi bu konuda bilgilendirelim. Önce işe alımla ilgili konuşayım. Şimdi bizimle daha mezun bile olmamış biri de çalışıyor. 30 yıl, yaklaşık 30 yıl sertifika background'una sahip bir insan da çalışıyor. Bu şu demek, aslında sektörde kazandığınız tecrübeyle daha az alakalı bizimle çalışabilmek. Alakalı olan kısmı şu, yaptığınız şeye inanıyor musunuz? Bunun için yeterli zamanı harcıyor musunuz? Ve özellikle eğer startup kısmında olacaksanız da yapmanız gerekenden bir fazla daha ne yaparım da bunu daha güzel yaparım diye soruyor musunuz kendinize? Çünkü çok güzel bir laf var. Çok çalışıyordum. O kadar çok çalışıyordum ki cumartesi günleri de çalışıyordum. Sonra kendi şirketimi kurup rahatlamak istedim. Artık pazar günleri de çalışıyorum diye. Startup dünyası böyle bir dünya. Buna hazır olan insanlar bizimle çok güzel çalışıyorlar. Amaç aslında insanları çok çalıştırmak değil. Biz çalışmadığımız vakitte de burada aslında sevdiğimiz bir şey yaptığımız için devamlı onunla ilgili bir düşünce içerisindeyiz, cycle içerisindeyiz. Onun dışında bir şey söylemek istiyorum. Yine bu soruyla alakalı olduğu için. Mezun oldukları zaman ben startup olacağım, şirket kuracağım. Bunlar zorunluluk değil. Zorunluluk şu, benim çok geçmiş bir zamanda okuduğum Peter Drucker'ın bir kitabı vardı. Orada şey diyordu, hızlı bir şekilde yaptığınız şeylerle ilerlemek ve çok şeyi öğrenmek istiyorsanız, çok iyi bir şey yaptığına inandığınız bir insan bulun yüksek bir yerde. Ve o insanın yapmaya çalıştığı şeyi başarması için ona yardımcı olun. Ne gerekiyorsa yapın. Onun başarılı olması için. Bu size şunu katıyor. Aslında arkasındaki hikaye şu. İdol gördüğünüz bir insan buldunuz sektörde ve onun bir hayali var. O hayalini gerçekleştirmesi için siz saçınızı başınızı yoldun. Ama vardığınız noktada o tecrübeyi kazanırken şunu fark edeceksiniz. Aslında siz de varmak istediğiniz yere vardınız. O noktadan sonra artık ayrılıp kendi yapmak istediğiniz şeyle üstüne koyarak ekleyip devam edebileceğiniz bir noktaya varıyorsunuz. Dolayısıyla mezun olan arkadaşlara tavsiyem şu. Startup kurmak ya da kurumsalda olmak aslında birinden daha iyi bir konu değil. Nerede olursanız olun mutlaka aslında ideallerinizin peşinden koşun. Onlarla ilgili her gün bir şey daha koydun mu, öğrendin mi onun üstüne diye. Zaten onları koyduğunuz zaman üstüne bir bakmışsınız, varmak istediğiniz yere doğru gidiyorsunuz. Bu aslında üzerine çok fazla stres olacak bir şey değil. Bu hayat beni startup olmaya götürdü. Ama kurumsalda da uzun süre çalıştım.
Kesinlikle yani. burada özellikle öğrenciler, yeni mezun olacak arkadaşlar, yeni mezun arkadaşlar hep şu izlenimi görüyoruz. Abi işte biz kendi işimizin patronu olmak istiyoruz. Şöyle olur, şöyle çözmek istiyoruz vesaire dediğimiz noktada hep aslında biraz şunu tavsiye etmek istiyoruz. Evet, kendi şirketin olsun, tamam, al bir kasa, al bir masa, otur, tamam, ama yani baktığın zaman bu iş hakikaten bir şeyi çözüyor olman lazım. Bir sorunu görüyor olman lazım. Bir sorunu görüyor olman için de belli yerlerde zaman geçiriyor olman lazım. Evet, evet, yani bu bir kurum, evet, biraz erteliyor olman lazım. Aynen, yani bir kurum da içerisinde yer alabilirsin. Gidip bambaşka insanlarla da sürekli temas edebilirsin ama sonuçta bir fırsat görüyor olman lazım. Bir sorun görüyor olman lazım ki onun üzerine, yani çünkü şimdi baktığınız zaman özellikle yatırım fonu, siz de biliyorsunuz şu an, yatırım fonları bir hayal satıyor. Diyor ki karşısına oturup yatırımcının, senden işte 10 yıl içerisinde atıyorum 10 milyon dolar istiyorum. Bunun ilk 5 yılı yatırım yapacağım. Son 5 yılda çıkış yapmaya çalışacağım. Senin 10 milyon 10 yıl sonra 40 milyon dolar olarak geri dönecek diyor. Ve yatırımcı buna okey diyor. Şimdi baktığınız zaman ortada para yok. Yatırdığı girişim yok. Bir kartı, hiçbir şey yok baktığınız zaman. Bunu satabiliyor. Ama bir startup ürün ve hizmet satmak durumunda. Yani oturup sen şimdi VC de olamazsın ama bir ürünün de bir ya da hizmetin de ya da bir sorununu da çözmüyorsan bu işi yapmak hiç kolay bir şey değil. Bak burada en büyük, en zaten hepimiz deneyimliyoruz ki en büyük deneyim de zaten sizin gibi bir insan da var. O yüzden de bu olduğu için özellikle gençlere biz şunu tavsiye ediyoruz. Yani siz bir kurumda ya da bir startupla ya da herhangi bir yerde olmak zorunda değilsiniz. Önemli olan siz bir girişimci olmak istiyorsanız çok fazla insanla temas etmeli. Çok fazla araştırma yapıyor olmalı ve gerçekten bir sorun ya da ihtiyacı doğrulayabiliyor olmanız lazım. Ve bundan da emin oluyor olmanız lazım. Yani herkesi kandırırsın ama kendini kandıramazsın bir yerde. O yüzden gerçekten kendine inanman lazım bunun bir sorun olduğunu öncelikle. O yüzden bence de çıkış noktası bu olmalı diye düşünüyoruz. Yoksa öbür türlü bir girişim kurmak nedir ki zaten? Yani şu anda bir günde şans şirketi kuruyorsun. İki günde Stripe Atlas'tan Amerika'da şirket kuruyorsun. Yani bunlar çok zor şeyler değil. Yani. Aynen. Bizim aynen. En çok zaman harcadığımız şey doğru ürünü geliştirmek, doğru kişilerle iletişim kurmak ve onlarla projeyi geliştirmekti. Tam da dediğin gibi her şey oturduğu zaman da şirket kurmamız yaklaşık bir hafta sürdü. Kesinlikle. Yani ilk önce şeye fokus olmamak gerekiyor. Hemen bir şirket kuralım. İşte logosu bu olsun. Onlar geliyor zaten. Onları. Bir hafta sürmüştür çünkü büyük ihtimal e-devlet çiftmeniz falan oluyorsunuzdur. Gene bir lokal. Onlarla vakit kaybetmişsinizdir. Pandemi zamanında yaptık Timo'yu. O yüzden bir hafta sürdü. İşte yani devlet dairesi kapalı. Muhasebeci nerede bu falan. Yani o yüzden çok büyük konular artık bu işler zaten baktığınız zaman. O yüzden çok haklısınız. Sezoş, senin başka sorun var mı? Yok şimdilik. Ben sorularımın cevabını aldım. Çok teşekkür ediyorum. Peki. O zaman kapatmadan önce son sözü yine Çağrı Bey'e verelim. Senin söylemek istediğin, anlatmak istediğin girişimle alakalı olabilir, öğrenciler olabilir, hayatla alakalı olabilir. Bir mesajını dinlemek isteriz açıkçası abi. Şimdi böyle bir sorunun cevabını önümüzdeki 3 saat içinde şu şekilde vermek istiyorum diye benim aklıma. Hayır, çok derin bir soru. Gerçekten çok fazla. Kanalı yeni açan arkadaşlara. Saatlerce, evet, yeniden başlıyoruz diye. Çok uzun bir cevabı olabilir bunun. Başımızdan her gün startup olarak gerçekten çok değişik hikayeler geçiyor. Bunları tek tek açıklamak çok zor. Fakat şunu söyleyebilirim. Başından beri, biz başladığımız noktadan beri bir tane şeyi çok yaptık. Çok dikkatli bir şekilde yaptık ve hala da yapmaya çalışıyoruz. Açık kapı politikası. O da şu, biz içeride de bir fikir oluşturduğumuzda, bir odaya geçip bununla ilgili çalışmaya başladığımızda kapımız açıktı. Biz 10 kişi başladık, 9 kişi kaldı, 8 kişi kaldı. Şimdi 3 kişi co-founder'ız. Hatta 4 kişiyiz çünkü Onur da bizimle birlikte bu işin yazılımını başından beri götürdü. Belki bir co-founder değil ama bir co-founder kadar bu işe katkıda sağladı. Farklı hepsi de bir sürü insan bunu yaptı. Tavsiyem şu olur o yüzden. Eğer startup olmak, bir fikri kovalamak, ve hatta güvendiğiniz bir şeyin de peşinden koşmak gibi bir fikriniz varsa, programın başında da konuşmuştuk. Farklı hepsinin Big'le kurduğu ortaklık ve sonrasında gireceği süreçle ilgili şu anda bu iki keyword'ü yazarak bile internette bulacağınız bir link var. Takip edin. Buradan devam edin. Bana soracağınız sorular varsa Duckton sitesine veya LinkedIn'e girdiğinizde orada bir tane mail göreceksiniz. Eğer bana adresleyerek onu atarsanız o mail bana ulaşacak. Ben de o maile cevap vereceğim. Çünkü hala açık kapıya devam ediyoruz. Çünkü bilgi paylaşıldıkça büyüyor. Neyse soru. Eğer bu VC ile ilgili olsun, startup olmak, kurumsal hayatta olsun, kurumsaldayken startup olmak olsun fark etmez. Yardımcı olursan çok memnun olurum. Geçmişte oldu birkaç tane güzel hatıram. Onların üstüne eklemiş oluyorum. O kadar benim sağladığım aslında fayda da bu kendime. Mutlu oluyorum gerçekten paylaştığım zaman. O yüzden
tavsiye değil. Böyle bir tane adres olsun benim son sözüm. Bizi de takip etmeye devam edin. LinkedIn'de çok aktifiz. Güncel haberleri merak ediyorsunuz. Oradan da görebilirsiniz. Süper. Zaten bize de ulaşabilirler sonrasında size ulaşmak için. Aynen. O şekilde her türlü bize de mail atabilirsiniz. Zaten sosyal medya hesaplarımız aynı şekilde size de. Her zaman hepimiz iletişime çok önem veriyoruz. Hatta şöyle ben de bir örneğin insan şimdi öğrenciler yazıyor. Diyor ki mesela LinkedIn'den bir şey yazıyorlar. Ben cevap veriyorum hemen mesela. Diyor ki mesela çok hızlı döndünüz falan. İlk konu bu oluyor mesela. Ya da yani... ara konuşalım diyorum. Şey diyor. Ne kadar hızlı döndünüz falan. Diyorum ki burada tuhaf olan ne var ki diyorum. Sen bana mesaj attın. Ben sana mesaj attım. Yani evet. Hani zaten bunu bu işten kullanmıyor muyuz? Zaten hani bu numarayı satın almamızdaki sebep iletişim kurmak değil mi? Yani hani neden o zaman bu hesapları kullanıyoruz gibi düşünüyoruz. O yüzden evet haklısın falan yapıyor böyle. Ya insanlar çok fazla dönmüyor falan diyor. Ben de diyorum enteresan ya o öyle değiliz falan diyoruz. Ya, samimiyet ve saygı çok önemli. Bu ikisi olduğu sürece ben yardım etmek için kendimden hep veriyorum. Vereceğim de yani. O yüzden tavsiye de ediyorum. Bunu yapabilecek durumda olanlar. Çok teşekkür ederiz tekrardan abi. Hem zaman ayırdın. Yaklaşık bir saattir birlikte sohbet ediyoruz. Değerli vaktin için, paylaştığın bilgiler için çok teşekkür ederiz tekrardan. Çok keyifliydi. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Bu arada program harika. Bu program sayesinde geçmiş bölümleri de izleme şansım oldu arada. Eyvah dedim, ne soracaklar acaba, nasıl hazırlanırım? Tavsiye ediyorum diğer arkadaşlara da. Bundan sonraki bölümleri de artık bir seyircimiz daha oldu. Süper. Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Şöyle ufak bir reklamlar diyoruz, sonra kapatacağız. Siz burada kalın ki ayrıca da veda etmiş olalım size. Reklamlarımızdan bir tanesi tabii ki de önümüzdeki hafta hangi video ile karşınızda olacağız? Algae Biodiesel girişiminin kurucusu Selen Şenal. Hiç söyleyemedim yalnız. Çok kötü. Şu an Selen dinliyorum. Bayağı sayıyor. Önümüzdeki hafta videoda kesin. Selen gelip ismini söyleyecek önümüzdeki hafta. Aynen. Selen bize kendini tanıtacak hafta. Bu, teşekkür ediyorum deyip çıkacak yayında. Sonra dilim dönmedi Selen. O yüzden de zaten İTÜ Çekirdek'ten tanışıyoruz. Önümüzdeki hafta çok keyifli bir sohbet yapacağız onlar. Perşembe akşam saat 9'da. Bir de ufak bir link geçiriyoruz aşağıdan. Şu anda bu dönemde bir kitap çıkardık aslında biz de. Şöyle göstermek olursa video biyografi kitabımız. Bu ne yapar aslında? 10 tane videomuzu röportaj haline getirdik ve kısa biraz daha elektriğin tarihçesinden başlayan, yenilenebilir enerji nedir, işte enerjinin hukuku nedir ya da elektrik araçları nedir diyeceğimiz 10 videomuzu metinsel halde döktük ve bunu da yaklaşık 100-120 sayfada böyle hiç enerji sektörünü bilmeyen ama çok böyle fikir edinmek isteyen birinin alıp okuyabileceği bir kitap olduğunu düşündüğümüz için böyle bir ürün çıkartmış olduk. Biz aşağıdan linkten Kitap Yolu Doğuran Yayıncılık'ta bunu inceleyebilirler. Aynı zamanda bize yazarlarsa biz de seve seve hediye ediyoruz. Amaç enerji paylaşılsın. Daha çok bu konulardan konuşalım ve okuryazarlık artsın istiyoruz enerji sektöründe de. O yüzden böyle bir küçük çalışma yaptık. Bunu da bahsetmiş olalım diyoruz. Ve istiyorsanız veda edelim şimdilik. Aynen. Videomuzu sonlandırabiliriz. Tekrardan çok teşekür ederiz. O zaman, herkes kendini iyi baksın o zaman. Gelecek hafta görüşmek üzere.